Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere güzel bir model daha göstermek istiyorum. Bu modelin altına lastik yapmaya gerek yok. Direkt başlayıp üstüne modeli kurabilirsiniz. Modelimiz 9 tane ilmekten oluşuyor. Aralara birer tane de ters ilmek koyacağımız için 10 ilmek. Her model için 10 ilmek yapacağız. Bir tane de artı kenar için koyacağız en sonuna. O şekilde yeleğinizin veya öreceğiniz örgünüzün ilmeklerini ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben şöyle başlıyorum. Kenardan 5 tane haroşa ilmeğim var. Onu örüyorum. Modelimiz iki taraflı da çok güzel kullanılabilen bir model. Bir tane ters ilmek örüyorum. 9 tane düz örüyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 1 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 tane ters örüyorum. Tekrar 9 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 tane ters örüyorum. 5 tane kenar haroşasını örüyorum. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. 5 tane haroşa ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 Bir önceki sırada bir tane ters ilmek örmüştüm. Bu sırada düz oldu o ilmeğim. Şimdi bu ilmeğin buradan değil de alttaki ilmeğin içinden şişimi geçiriyorum ve bir tane örüyorum. Şimdi normal ilmeğimin içinden geçiriyorum. 2. Şimdi burada 2 tane ilmeğim oldu. Kenarlarda 2 tane olacak. Ortalarda bunları 3'er tane yapacağız. Şimdi ters ilmeklerime geldim. 1 2 3. 3 tane ters ördüm. Şimdi 3 tane de üçünü birlikte tutuyorum. Burada 9 tane ilmeğim vardı. Tekrar 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Evet. 9 tane ilmeğimi bu şekilde 7 ilmeğe indirmiş oldum. Şimdi buradaki düz ilmeğime geldim. Bunu 3 tane yapacağım. Şimdi bir alt sıradaki ilmeğin içinden batıyorum. Şöyle. Normal ilmeğimin içinden battım. Bir tane de o şekilde ördüm. Ve tekrar bir alt sıradaki ilmeğin içinden batarak buradaki ilmeği 3 tane yapmış oldum. Tekrar 1 2 3 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Burada 3 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrar 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar düz ilmeğime geldim. Buradan değil, şuradan değil, alttaki sıranın içinden batıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi ikinciyi normal ilmeğin içinden batarak 2 yaptım.
Tekrar üçüncü ilmeğimi bir alttaki ilmeğin içinden batarak 3 yaptım. Evet. Tekrar 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Şöyle 3 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrar 3 tane ilmek. 1 2 3. Ters ördüm. Tekrar bu kenardaki düz ilmeğime geldim. Bunu da tekrar 2 tane yapacağım. Alttaki sıranın içinden batıyorum. 1 normal ilmeğin içinden batıyorum. 2. Evet. Kenar ilmeklerimi yapıyorum. Şimdi tekrar haroşa ilmeklerimi örüyorum. 1 2 şöyle 1 2 3 4 5. Şimdi burada 5 tane ilmeğimden sonra bu 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar biraz önce burada bir ilmeği 3 ilmek yapmıştık. Bu 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Kenarda 2 tane ters ilmeğim var. Haroşalarımı örerek sırayı bitiriyorum. Şimdi tekrar kenar ilmeklerimi yapıyorum. Evet. Düz ilmeğime geldim. Şimdi bir tane ördüm düz ilmeğimi. Burada artırmıştım alt sırada. Tekrar bu alt sıradan şöyle şişimi sokuyorum. Bir ilmek alıyorum. Bunu normal örüyorum. 1 2 2 tane ters ilmek örüyorum. Ortadan 3 tane ilmeği birlikte alıyorum. Tekrar 2 tane ters ilmek örüyorum. Bu şekilde ortadaki ilmeklerimi, haroşalarımı bitiriyoruz. Şimdi bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bu ortadaki ilmekten 3 tane ilmek yapacağım. Buradan değil, alttaki ilmeğin içinden şişimi geçiriyorum. Bir tane ördüm. Normal ilmeği bir tane ördüm. Tekrar alttaki sıraya batıyorum ve ördüm. 3 tane ilmeğim oldu. Yanındaki bir tane ilmeği tekrar düz ördüm. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şöyle 3 tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şöyle. Bu ters ilmeklerde azaltıyorum.
bu düz ilmeklerde çoğaltıyorum. Tekrar bir tane düz ördüm. Ortadaki ilmeğe geldim. Ortadaki ilmeği bir tane ördüm. Bir alt sıraya batarak bir tane daha ördüm ve aynı ilmeği, esas ilmeğimi bir kere daha örerek çıktım. Tekrar bir tane ilmeğim 3 ilmek oldu şöyle. Tekrar bir tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Şöyle 3 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Şöyle. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki ilmek değil, alttaki ilmekten bir tane örerek ilmek çıkardım. Bir tane de normal ilmeğimi ördüm. Tekrar buradaki ilmeğimi artırmış oldum. Kenardaki haroşelerimi örerek sırayı tamamlıyorum. Dediğim gibi alt sıraya lastik örmeye gerek yok. Kenar haroşe ilmeklerimi örüyorum. Şimdi buradaki ilmeklerimi ters, ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örgüme devam ediyorum. Evet, modelimiz belirginleşmeye başladı. Dediğim gibi her iki tarafta kullanılabilen bir model. Tekrar kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Evet. Düz ilmeğime geldim. Düz ilmeğimi örüyorum ve alttan tekrar artırma ilmeğimi yaptım. 1 2 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi bu ortadan 3 tane ters ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrar 1 tane ters ilmeğimi ördüm. Evet. Düz ilmeklerime geldim. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadayız. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Bunu şişten çıkartmadım. Bir alt sıradaki ilmeğin içinden batarak bir ilmek daha ördüm. Tekrar şişimin içinden bir ilmek daha alarak 3 tane yaptım. 1 2 2 tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Şöyle. 3 tane ilmeğimi birlikte toplayarak aldım. Bir tane ters daha örüyorum. Düz ilmeklerime geldim.
2 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 tane ortadaki ilmeğimi ördüm. 1 alt sıradan ilmek alıyorum. Tekrar aynı ilmeğimi bir kere daha örüyorum. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar ters ilmeklerime geldim. 1 tane ters ilmeğimi ördüm. Şöyle 3 tane ilmeğimi birlikte aldım. 1 tane ters ördüm. 1 2 Şimdi düz ilmeğime geldim. Son düz ilmeğime. 1 alt sıradan ilmeğimi örerek artırdım. Normal ilmeğimi de ördüm. Şimdi kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi bu ilmeklerimi ters olanları ters, düz olanları düz olarak örgüme devam ediyorum. Çok basit bir model hanımlar. Evet. Tekrar kenar ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeğime geldim. Düz ilmeğimi ördüm. Ve dipten bir ilmek daha örerek artırdım. Şöyle. Diğer düz ilmeklerimi örüyorum. Şimdi burada 3 tane ters ilmeğim var. Bu 3 tane ters ilmeği birlikte alıyorum. Evet. Tekrar düz ilmeklerimi örüyorum. Ortadaki ilmeğime geldim. 3 tane düz ördüm. Ortadaki ilmeğime geldim. Tekrar bu ilmeğimi bir tane örüyorum. Bir alt sıradan bir tane ilmek daha örüyorum. Aynı ilmeği bir defa daha örüyorum. 3 tane ördüm. Tekrar 3 ilmeğimi örüyorum. Buradaki 3 tane ters ilmeğimi de birlikte alıyorum. Tekrar düz ilmeklerimi örüyorum. 3 tane ördüm. Ortadaki ilmeğe geldim. 1 tane örüyorum. Alt sıradan bir tane daha örüyorum. Tekrar aynı ilmeğin içinden bir tane daha örüyorum. Evet. Tekrar 3 tane ters ilmeğimi birlikte alıyorum.
3 tane düz ilmek ördüm. Tekrar bu dipten normal ilmekten değil bir alt sıradaki ilmeğin içinden aldım. Normal ilmeğimi de aldım. Ördüm. Şimdi kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet. Şimdi modelimiz bu kadar. Şimdi tekrar diğer modelimizi kuracağız. Kenar ilmeklerimi alıyorum. Evet. Şimdi pardon şöyle 5 tane haroşa ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5. Buradaki yarım model olacak. Şimdi buraya bir tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar bu alttan gelen topladığımız şu diğer tarafta ters ilmeğimiz vardı. Onu şimdi bu taraftan ters öreceğiz. Diğer şu ortadaki ters ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. 9 ilmek olarak. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi kenara gelince 5 tane. Çünkü yarım olacağı için 3 4 5. Buradakiler de zaten haroşa ilmeklerimde. Evet hanımlar. Sıra tekrarı ile modelimiz bu şekilde devam ediyor. İki tarafı da dediğim gibi çok güzel bir model. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Videolarımı seyredip beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.